Hazır mıyız abiler? Evet abi. Hazırız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Kendisine muhatap eylesin. Rızası dairesinde hareket ve hayrat kazandırsın. Tevfikini refik eylesin. Bize bırakmasın. Maddi ve manevi, semavi ve arzi ve insi ve cinli şeytanların şerrinden evimizi ve bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi hıfz-ı emin eylesin. Aklımızı bize bırakmasın. Aklımızın şerrinden aklımızı muhafaza eylesin. Şimdi sevgili arkadaşlar, şimdi öyle bir kararsız dünyada yaşıyoruz ki, yani devamlı değişen bir dünya. Gece gündüz aynı yerin lamba yakılıyor, söndürülüyor, yakılıyor, söndürülüyor. Gece gündüz yine aynı yere. Ondan sonra insanlar imtihan oluyor. Değişen bir şey yok. Devamlı değişen bir dünyada her an muhtemel her şey olabilir bir vücut üzerinde yaşayan bir insanız. Vücut devamlı değişiyor. Yani hisler değişiyor, fikirler değişiyor, duygular gelişiyor. Zanlar geliyor, şüpheler geliyor. Bazen bir vehim geliyor ki oluyor cehennem. Vehim ya, bir zan. Dünyanı çökertiyor, bitiriyor ya, çıkamıyorsun. Bir vesvese geliyor. Şimdi böyle bir kararsız dünyada neyin, nerede, ne zaman, ne olduğunu, neyin, nerede, ne zaman, ne olduğunu, neyin doğru olduğunu nasıl bileceğiz? Mesela sıkıntı mesela. Şer gibi telakki ediliyor. Oysa yaşam enerjisi. Celali bir tecelliye mazhar olmak. Şimdi bir organ hakkında, bir böbrek, bir beyin, bir göz hakkında doktor ihtisas yapıyor. Ömrünü veriyor. Değil mi? Ömrünü veriyor. Göz hakkında ömrünü veriyor. Bu kadar teknoloji. Ağrı olduğu zaman tetkik yaptırıyoruz, tahlil yaptırıyoruz, şudur budur çıkıyor. Yani bu kadar aletler, bu kadar teknoloji adam okuyor. Peki bir de ruh sıkıntısı, ruh darlığı, bunaldım, beka istiyorum, ebed istiyorum ama fani değil. Ya bu arzularımıza dünyada bir cevap yok. Sıkıntı. Niye iyiyken bir anda bir sivilce çıkıyor, bir bakıyorsun ki Allah, bir mide ağrın çıkıyor, gidiyorsun diyorlar ki iş işten geçti. Yani iş işten geçti. Bir beden abiler, beden bu. Mukaddeme yapıyorum konuma. Bir beden, ya ruhsal sıkıntılar, ya ruhsal arzular. Aklımızın fikirleri, kalbimizin meyilleri, ruhumuzun arzularını tatmin ve teskin edecek neresi olabilir? Ruh sıkıntısı, can darlığı, bunaldım. En büyük sorun kabir. Son şeyimi söyleyeyim. Bir organın arıza olması bizi bu kadar endişelendiriyor. Değil mi? Akciğer, korona olsak bilmem şey diye. Bak ne yaptı? Dünyayı duman etti. Sebebi kabre girmemek. Sonuç kabir. Bir de ruh ölümü var. Yani beden ölümü bu kadar insanı endişelendiriyorsa. Ruhun ölümü var. Adam beden yaşıyor. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Hayatı bu. Mutfakta dolduruyor. Tuvaleti boşaltıyor. Yatağı, iş. Bu dikdörtgen içinde. Ruhu bitmiş. Bir gaye yok. Yani bedeni yaşasa ne olur? Mesela bazen bitkisel ölüm gerçekleşiyor. Ya ruhsal ölümler gerçekleşiyor. Adamın dimağı, kafası, hani bazen bitkisel aklı öldü diyor. Fişe takılı. Adam yaşarken aklı ölüyor. Düşünmüyor, düşünemiyor. Ruhu ölmüş. Evet. Fişi çekilmiş. Yani akıl ölümü olsa ne olur? Biyolojik yapı. Yani bu beden ruhla ilişkisi şu. Şu binanın içerisine sen oturuyorsun. Binaya benziyor musun? Farkına bak bakayım.
bina ve sem. Beden de ruh böyle. Yani bedenin ölümü bu kadar endişeleniyoruz da ya ruhun ölümü? Ölmemesi için bir rehbere ihtiyaç var. Ne olduğunu, kabir ve sonrasını kimya, matematikle çözemezsin. Kimyayla çözebilir misin mezarlığı? Fizikle de çözemezsin. Ya bir psikoloji, ya canım sıkıldı diyoruz. Adam ilaç veriyor. Ya buhran, bunalım, ya vehim ve vesvese. Bu mesele ne kadar büyükse bu konuda da rehber büyük olması lazım. İşte o rehber, ben rehberim diyen çok liderler var. Ama bu rehberin en harika bir delili elinde mucize olması lazım. Bu konuda bizim rehberimiz Peygamber aleyhissalatü vesselam bedenle ruhun, dünya ile ve ahirin, ahireti aymış. Bize külli bir rehber. Ondan okuyacağım. İlk defa geliyor. Elinde kitap yok. Okumamış. Peygamberlik çıraklığını yapmamış. Sanatkar olmak için çıraklık, kalfa, usta veya okul, sanat okuluna gitmemiş. Peygamberlik sanat okulu. Peygamberlik bölümü var mı şeyde, üniversitede? Aşçılık okulu var, aşçılık bölümü var. Aşçılık var dedi. Elektrik var. Ama peygamberlik bölümü yok. Peygamberliği okumamış. Peygamberliği okumamış. Yani bu insan psikolojisine ait bir bölümden de mezun değil. Mucizesi ilim değil. Çünkü ilmi başkalarında da var. Ama mucizesi var. Parmaklarından su akması, ağacı çağırması. En büyük mucizesi zaten kendisi ahlakı. Diyor ki o zat aleyhissalatü vesselam öyle bir şeriat, yani şartların içerisindeki çözüm yolu, şeriat, şartların kanunları ve bir İslamiyet, yani eylemsel hayat, neyin doğru, neyin ne zaman yanlış olduğunu, bir ubudiyet. Ubudiyet demek namaz niyaz değil. Namaz niyaz da var. Kul olduğumuzu, yani ben insan olduğumu kim söylüyor ki? Nereden bilecektik peygamberler dinler olmasaydı? İnsanın insan olduğunu nereden bilecekti? Bilemezdik. Yani hatta Avrupa filozoflarının insan tanımlaması var, tarifi var. İşte düşünen hayvandır. Mücadele eden hayvandır. Üreten hayvandır. Bir şey söylüyor sonunda hayvandır diyor yani. İstisnasız bütün filozoflar hayvandır diyor. E şimdi dinler gelmiş, hayır hayvan değil diyor. İnsandır diyor. Yani insan olduğumuzu bunlar söylüyor. Yani 124 bin peygamber ve peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bu ubudiyetin içerisinde, yani insanın kim olduğunu tanımlıyor. Burası neresi? Hakikaten böyle belgeselde de görmüşsünüzdür. Galaksileri düşün böyle, galaksi baş döndürücü. Bu galaksinin içerisinde güneş sisteminin yeri yok. O kadar ufak. Sonra güneş sistemi içerisinde dünya. Dünyanın içerisinde sen. Bu Türkiye'nin içerisinde de sen. Şimdi Adana, Misis'te burada oturma. Hiçbir değer var mı yani görünüşte? Kilo itibariyle hiçbir değer yok. Ama Allah katında orijinaliz hepimiz. Allah'ın nazarında hepimiz yektayız. Ya hepimiz yektayız. Böyle bir ubudiyet, böyle bir tanımlama getiriyor insana ve bir dua. Yani bir dua, bir istek. Ne isteyeceksin ki? Mesela çocuğa sorsa ne olacaksın? Pilot olacağım, doktor olacağım, hoca olacağım, alim olacağım. Biliyor da söylüyor. Bilmese bir şey istenir mi? Öyle bir dua. Yani işte bir sesler var. Mesela evet istiyoruz. Sonsuzluk istiyoruz. Herkeste var bu. Şimdi buna yön vereceksin. Bunu tatmin edeceksin. İşte duaya sebep olmuş bu. Yani istiyor, ya yaşamak istiyor ama fanide. Her yerde olmak istiyor, bir yerde. Yani çatışıyor yaşadığımız hayatta içimiz. İşte bu isteklerin hedefini gösteriyor duada.
dua bu. Yani bunu istiyorum ya Rabbi. Sonra bir davet, bir iman ile meydana çıkmış ki onların ne misli var ne de olur. Yani bizim 1400 senede geçmiş bu kadar Müslümanların imanı imanımıza kuvvet veriyor. En ufak bir hadisede hemen yalpalıyoruz. Kurumuş yaprak gibi hedefsiz bir şekilde dolaşıyoruz. Kurumuş yaprak rüzgarlara oyuncak oluyor ya. Hedefim hedefi yok. Kurumuş bir rüzgar şey yaprağın rüzgara karşı bir hedefi yok yani. Hedef yok. Ne yapacak? Şimdi ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk defa çıkıyor. Daha önce tecrübesi yok. Bunun çıraklığını yapmamış. Peygamberlik çıraklık yok. Kalfalı ustalığını yapmamış. Üniversite mezunu değil. Peygamberlik bölümünde mezun değil. Tıp gibi. Mühendislikten mezun olur gibi. Mezun olmamış. Nereden bilecek ya? Hiç böyle yılmayacak, şaşırmayacak, bir pes etmeyecek, her hadise tahammül edecek. Nasıl bir iman ya? Bir düşünün ya. Bir de bizim imanımızı düşünün. Öyle sıkıntı olduğu zaman hemen kıvırıyoruz, bir şey oluyor. Yamuluyoruz, yumuluyoruz. Baf diyoruz falan. Vesveseler tepemize biniyor. Acaba ölüyor muyuz? Öldüm herhalde öleceğim falan. Duman olduk yani. Bir korona denilen gripin içerisine korku saldılar. Oldu korona. Korku yani. Dünya felç oldu. Nedir o? Beden hayatının ölümü ya. Ya insanın ruh hayatı ölüyor. Bitkisel hayata giriyor. Ruhu ölmüş, aklı ölmüş, kalbi ölmüş. Kalbi nasıl ölmüş? Sevmiyor. Hep tenkit. Kalbi ölmüş. Vicdanı ölmüş. Duygular, hisleri yok. Aklı ölmüş. İstikamet yok. Bedeni yaşasa ne olacak ya? Yani bedeni bitkisel hayata giriyor. Cihaza takıyorlar ya, aklı ölmüş. Bitkisel hayat yaşıyor diye. Ya aklı zaten yaşarken ölmüş ya. Nasıl ölmüş? Doğru düşünemiyor. Aklın kıblesi yok. Her zaman değişiyor. Bir ölçüsü yok yani. Kararlılığı yok. Okyanustaki sandal gibi. Plap 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 plap. Sandal istediği gibi oynuyor yani. Kalp sevmiyor kardeşim kalbi. Hep tenkit. Hep nefret. Vicdanı hep kusur buluyor. Vicdan hep kusur, hep kusur. Eksik, eksik. Lan tam yok mu ya? Bir şey yok mu yani? Acayip bir şey ya. Sevdiklerimizde bir kusur görürsek hepsini atıyoruz. Sevmediğiniz bir adamdan birkaç tane iyilik görürsek kusurlarını hiç görmüyoruz. Bir tuhaf ölçü işte. Müslümanlar birbirimize yani. Birbirimizden birkaç tane kusur görüyoruz, iyilikler siliniyor. Ev hayatında da öyle. Hiç sevmediğimiz, bizimle alakası olmayan bir adamda bilmiyoruz ne kalplar işlemiş. Bir iki tane iyiliğini görüyoruz. Bütün kötülüğünü siliyoruz. Bir iki tane iyiliğine kötülüğünü siliyoruz. Binlerce iyiliğimiz var. Bir iki tane kötülükle adamı defterden siliyoruz. Bu hastalık değil mi? Bu kalbin ölümü değil mi yani? Cihaza takılması lazım. Kalp ölmüş yani. İşte kalp tamircisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yani nerede bilecek de kimi ne kadar seveceğimizi? Evet. He ya, dostumuzu, düşmanımızı, ruhumuzu, ben insan olduğumu, ben çok onu çok diyorum. Ben insan olduğumu nerede bilecekti ya? Koca Avrupa filozofları, Aristoteles, Sokrates, şunlar bunlar. Hep böyle düşünen hayvandır, mücadele eden hayvandır. Menfaatına koşan hayvandır. Sonra hayvan getirmiş. Lan bana da ağrıma gidiyor lan. Biz hayvan mıyız ya? Hayvanlık da var ama hayvan değiliz yani. Acayip bir şey ya. Sonunda dek demiş ona hayvandan geldik diyor. Hayda. Ona dedemiz insandı. Adam kendisi dedem diyor benim insan değil diyor. Nefis cihetiyle mi bakmışlar? Yani Cemil Hoca, Peygamberimizin şu yaptığı iyiliğini biz ödeyemeyiz. Bana diyor ki, bak şu kabir görüyor musun? Her şeyin alındığı yer. Her şeyin bittiği yer. Sözün bittiği yer. Evet. O bekaya başlangıçtır diyor. Bu iyiliği yetmez mi ya? Bu iyiliği yetmez mi ya? Bak her şey bitti diyor. Her şey elinden alındı. Bitti. Sözün bittiği yer. Tamam mezara indirdim. Pil bitti diyor. Diyor. Hayır diyor. Tam tersine ruhun bedenden
ne şu ne mal bulduğu andır diyor. Sonsuz baki bir hayatın başlangıcıdır diyor. Bu iyiliği bize yetmez mi yahu? İnsan olduğumu bana söylüyor. Akıl ölümünden beni kurtarıyor. Vicdan ölüyor. Kalpler ölüyor. Bak onun nurundan, onun dairesinden hariç insanlar, kalplere bakın ya. Duman olmuş. Onu tenkit ediyor, onu eleştiriyor. O vesvese duçar olmuş, vehimlere mazar olmuş. Bir duman ya insanlar, rahatlık yok ki insanda. Hatta bizim dairelere kadar da girmiş. Hep bir telaş halinde. Hep bir telaş halinde. Hep bir şeyin peşine koşuyor. Dur ey yolcu, dur. Nereye koşuyorsun bu telaşa? Cevap da yok. Bilmiyorum diyor. Hep bir telaş. Dur hele ya. Bak o zat aleyhissalatü vesselam öyle bir şeriat ve bir İslamiyet, bir ubudiyet, bir dua, bir davet, bir iman ile meydana çıkmış ki zaten bunun imanına hastayım yani ben hakikaten. Hasta değil, hastayım yani. Ya nasıl bir iman ya? Yıkılmıyor, hiçbir şeyde sarsılmıyor ya. Acaba yanlış mı yaptım diye hiç tereddüt etmiyor ya. Nasıl bir iman? Hadiseler karşı direnen bir güç yani iman. İman nurdur, kuvvettir. Hiç yılmıyor ya. Her şeye karşı durabilecek bir enerji potansiyeli, içsel. Böyle bir iman ile meydana çıkmış ki, onların ne misli var ve ne de olur. Misli de yok. Yok yani. Takipçilerinde gözüküyor ama bu seviyede mümkün değil. Ama ilk yani. İnsan ilk önce bir şey yapa çıraklıktan kalfalığa, ustalığa falan öğrene çıkar. Bir anda olur mu ya? Bir günde bir insan peygamber olur mu? Bir anda böyle bir iman olur. Bir anda böyle bir inkişaf olur. Nasıl gözükmüş? Böyle bir şey gözükmüş mü ya? Ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ne de bulunur. Ne bulunmuş ne de bulunur. Yani örnek alıyoruz. 1400 sene geçmiş. Ya bunu ne yapacağız ya? Dur bir dakika. Değil o. Talebeleri sahabe. Ya bir gün sahabe şöyle yapmıştı. Aa öyle mi ya? Biz de öyle yapalım diye. Lümine alıyoruz, örnek alıyoruz. Ya talebelerinden ya. Talebesinden. Menkilebelerden. Mesela toplumda yaşıyorsunuz ailede. Ya güzel bir adam diye hatırınıza gelen mutlaka bir şey vardı. Birkaç kişi vardır. Bir bakar mısınız? Hakikaten güzel adam ya bu. Bak İslamiyet'in ahlakı o. İslami ahlak. İslamiyet'in en güzel delili sizsiniz. Çünkü bazı şeyleri yapmıyorsunuz, bazı şeyleri yapıyorsunuz. Elinizden geldiği kadar güzel ahlakı sergilemek İslamiyet'imizin güzelliğindendir. Hala tazeliğini koruyor şimdiye kadar. Ve onlardan daha mükemmeli ne bulunmuş ne de bulunur. Çünkü ümmi bir zatta aleyhissalatü vesselam zuhur eden o şeriat, ümmi bir zat, okula gitmemiş. Şimdi aslında şöyle olması lazım. Kütüphanede oturuyor. Bir sahabesini çağırdı. Sen Asurlular hakkında malumat topla, dosya getir bana. Sen Babiler, sen Lidyalılar hakkında. Böyle bütün o kavimler geçmiş hakkında kütüphanede araştırıyorlar hepsi. Sonra dosyayı veriyorlar. Bu da oturuyor kalem kağıt elinde. Hepsini harmanlıyor, yazıyor, Kur'an oluyor. Böyle olması lazım yani. At üstünde, devenin üstünde şak diye vay geliyor, kendimle yaz diyor. Yaz. Papa hiç alakasız olmayan bir şeyde geliyor. Yani tam gece vahyin 40 cüzünden bir cüzü rüyada geliyor. 40 cüzünden bir cüzü. Yani düşünme yok yani uykuda. Düşünme yok. Bu nasıl böyle bir şey olur mu ya böyle bir kitap? Vallahi ben de desteklenseydim, ben de derdim size. Ümmi bir zat ya. Ümmi bir zat. Ondan zuhur eden şeriat. Yani şartlara karşı şeriat nedir? Kanun nizamnamesi. Yani banyo yapman için. Daha banyo, Müslüman evladı banyo yapmayı bilmiyor, banyo. Daha Avrupa'da ben dolaştığımı biliyorsunuz. Fransa'da bir saraya götürmüşlerdi. Devletin bilmem ne sarayı, müze olmuş, müzeye.
Fransa'da beni Paris'te gezdirdiler. Tuvalet yoktu. Şimdi var mı? Var tabii. Ek oldu belli. Rehbere sorduk. Mahsus sordurduk. Ya bu ek gözüküyor. Beyaz o taş değil. Saray komple taş, taşlardan. Bu ek yapılmış. Ya bu tuvalet eskide yok muydu ki bu ek gözüküyor? Adam geçiştirdi, hiçbir şey demedi. Poşet, poşet gibi, bezlere gibi bir şeyler yaparlardı, yukarıdan aşağı atarlardı. Biliyorsunuz onu. Tuvaleti susuz olduğu için kuru temizleme, koku oradan çıktı olan kokmayalım diye. Ya tuvaleti bile bize öğretmiş ya peygamber ya. Acayip bir şey ya. Nasıl tüküreceğini, nasıl yatacağını, nasıl yiyeceğini. Her konuda ya. Sanki okulun okumuş. Yemeği üfürerek yemeyin diyor. Ümmü bir zattı aleyhissalatü vesselam zuhur eden o şeriat 14 asrı ve nevi beşerin humsunu, beşte birini adilane ve hakkaniyet üzere ve mudakikane hadsiz kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez bir hakikattır. Yani beşte bir insanları, insanlığın beşte biri kendisiyle meşgul olmuş. Aa, siz de onun için toplandınız. Bakayım onun getirdiği şeriatta bu akşam ne anlatacak diye geldiniz değil mi? Bak beşte bir. Onun içindeyiz elhamdülillah. Çok şükür. Kendisiyle alakadar. Olan bizimle kaç kişi alakadar? Yani bu insanlarla kaç kişinin dikkatini çekiyoruz? Beşte bir kendisiyle alakadar. İnsanların ekserisi dinle, Allah ile alakadar. Mesela Hristiyanlarca en makbul insan kimdir? En makbul insan? Hazreti İsa. Hazreti İsa. Yahudilerce? Hazreti Musa. Hazreti Musa. Müslümanlarca Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yani bunların hepsi peygamber. Hepsi peygamber. Görüyor musun? Peygamberlikte ittifak var ya. Beşer dünyasında peygamberlikte ittifak var. Beşer insanlık dünyasında. Hem ümmi bir zatın aleyhissalatü vesselam efal ve akval ve ahvalinden çıkan İslamiyet. He, İslamiyet nedir? Efali, fiilleri, sözleri, halleri. İslam olmuş. Din olmuş. Hakikat olmuş. İçsel alemimizin malzemesi olmuş. Ruhumuzun kıblesi olmuş. Nesi? Efali, fiilleri, akvali, sözleri, ahvali, halleri. Davranışları, din olmuş. Kendisi nasıl bir şey ya? Yani din olmuş. Ve bu efalinden, akvalinden, ahvalinden çıkan haller, İslamiyet, her asırda 300 milyon insanın rehberi, merciği ve akıllarının muallimi ve mürşidi olmuş. Akıllarımıza akıl ustası olmuş. Kalplerinin müneviri olmuş, musaffisi olmuş, temizleyicisi olan, nurlandıran, terakki ettiren kalp. Kalp nasıl bir şey ki ona gıda olmuş, getirdiği İslamiyet gıda olmuş, malzeme olmuş, tatmin etmiş. Ya bir ondan biraz gafil kalınca vesvese kalbe geliyor, duman ediyor bizi ya. Vesvese kalbe, vehim akla geliyor. Farkı söyleyeyim size. Vesvese kalbe gelir, eyleme musallat olur. İmanlıya imansızsın der. Abdestliye abdestsizsin der. Abdestin yoktur denince anla ki abdestin var. Çünkü şeytan vara musallat olur, yoka değil. Gitip kafire, Alman'a demez ki olan senin imanın yoka, çok kötü, durumun hepten iyi değil. Der mi? Gider iman eder. Abdestsize der mi? Ya abdestsizlik o kadar kötü bir şey ki ya. Senin abdestin yok ha. Demez. Gider alır abdesti. Peki kime gider? İmanlıya der ki imanın yok ha. İmanın yok falan diyorsa böyle tapu gibi imanın var demektir. Abdestin yok diyorsa inan hiç alma. Abdestin var. Bu şeytanın vesvesesi. Şimdi vehmi söylüyorum. Seyrettiğimiz videolar, kötü arkadaşlar, kötü mekan, kötü insanların yanında bulunmaktan iblis. Şeytanın arkadaşı iblis.
manevi. O da düşüncemizi bozar. Düşünce öyle mi? Böyle mi? Acaba? Herhalde. Muhtemelen. Galiba bu benim hakkımda böyle düşünüyorum. Zanlar, şüpheler, tereddütler vehmidir. Akla gelir. Onlar da olmayanı var eder. İblis, şeytanın yani cinlerin bir nevi, düşünceyi bozar, düşünceye bela olur, musallat olur. Vesvese ise kalbe musallat olur. Fark anladık mı abi? Vesvese ile vehim bu. Vehim eyleme, vara musallat olur. Vara, vehim ise yok ortaya çıkarır. Olmayan bir düşünceyi var gösterir. Vehim aklidir, vesvese kalbidir. Yani olmayan bir düşünce, herhalde bu bana böyle baktığına göre böyle düşünüyor bak. Allah Allah, bu böyle yapmaz mı? Bu var ya bu bizden değil falan, bu şöyledir. Kafamızda böyle tilki kuyrukları var ya dolaşıyor, o bir vehim işte. Düşünsel şeyler vehimdir. Eylemsel şüpheler vesvesedir. Bunlar da bu söylüyor bize. Talebesi yani. Ustad Bediüzzaman Hazretleri, Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın talebelerinden bir talebesi. Ya bu elimizde bu risale olmasa biz ne ama duman olurduk ya. Risale böyleyse Allah Resulü'nün Kur'an'ı nasıldır ya? Nasıldır ya? Bambaşka, daha tatlı. Kur'an nasıldır yani Allah'ın kelamı? Bir insan kendi başına Allahsız, Allah olmadan destek alma, böyle bir şey vücuda getirmek ve galip olmak, kimse yok, kavmi, kabilesi düşman, yardımcısı yok, işte o kütüphanede yazmamış. Acayip bir şey ya. Ya biz birbirimize destek veriyoruz da işte ancak böyle yapabiliyoruz. O tek başına. Tek ya. Bir hayal etsene ya şu dershanenin vücuda gelmesi için ne kadar zor. İşte burada fedakarlar olacak, şey olacak, sende gayret olacak, isteyeceksin falan. İslam, iman olduğu için. Hepimizde iman var, onun için bir araya geldik beraber. O tek başına, kimse Müslüman değil, o tek. Nasıl muvaffak oldu ya? Aklım almıyor yani. Vallahi aklım almıyor. Hiç de denemiyor. Ey ashabım, 10 sene önce söylemiştim onu. Şimdi değiştiriyor. 15 sene önce yapmıştım. Şimdi değişik yapıyorum. Hiç denememiş. İlk yapmış, son yapmış. Son nasılsa onu söylemiş. Böyle bir şey olur mu ya? 20 sene sonra söyleyeceğini şimdi diyebilir misin? Böyle en son 20 sene sonra yapacağın hareketi ilk başta hayatında nasıl yaparsın? Namazı böyle yapmış. Ey ashabım 20 sene önce demiştim o namazı. Şimdi değiştiriyorum. Değil ya. Bir insan en sonu en başta diyorsa demek ki kendisinden olmaz. Destek alıyor. Başka mümkün değil. Çünkü niye? Şahitiz ya kendimize. Biz yapamayız. O da insan. Diyor ki her asırda 300 milyon insanın rehberi merci olmuş. Bak peygamberimiz 300 milyon o zaman 1940'lardaki sayı 300 milyondan ziyade insanların rehberi merci. Yani dayandığı yer. Sonra akıllarının muhalibi ve mürşidi, aklımız onu ölçü alıyor. Onunla aklımıza hakim oluyoruz. Aklımızı aklımızın şerrinden onunla kurtarıyoruz. Kalplerinin münevviri ve musafisi. İnsanın kalbini o korumak, gıda vermek, doğru kullanmak. Nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi. Yani isteklerimizin tanımlayıcısı. Bu budur, bu da budur. Bu yanlış, bu doğrudur. Nefislerimizin mürebbisi, terbiyecisi, müzekisi, temizleyicisi. Böyle yap. Böyle yapma. Bak içinden gelen mesela vesvese geliyor. İki tane şahsiyet hissederiz ya. Bir tarafımız öteki taraf ayıptır. Vur. Verme. Düşün. Düşünme. Vur, vurma. İki tane zıt şahsiyet oluyor. İçimizde yok mu? İşte vehim ve vesvese. İşte onu tanımlıyor. Bu budur diyor, bu da budur diyor. Odundaki duman ve nur gibi. Odundaki duman ortaya çıkarsa, yakarsak odun, duman çıkar. Kapatır her tarafı. Odundaki nur her tarafı aydınlatır. İkisi zıt ama aynı yerde.
Odundan misal diyor bedendir. Odundaki nur ruha benzer. Odundaki duman da nefse benzer. Merak etme, odun olabilmesi için duman lazım. Sen odunda dumanın olmadığını kabul et, odun olur mu? İnsan vehim ve vesvese gelmiyor. İnsan olur mu ya? Ya acaba ne yapacağız diye sığıra gelmez ya. Niye vesvese geliyor? İnsan olduğumuz için geliyor ya. Onları gelecek tanımlayacağız. İşte bu niye söyledim? Nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi. Terbiyecisi ve tanımlayıcısı. Ha bu nereden geliyor? Niye geliyor? Allah Allah. Bana rağmen içeride bir sistem çalışıyor. İyi değilsin, kötüsün. Ona sen kimsin lan? Kime çalışıyorsun lan? Diyesin geliyor, ortada kimse yok. İyi değilsin, öleceksin. Tamam lan, kime çalışıyorsun sen ya? Kimsin bir daha? Bakıyorum adam yok. Diyor ki peygamberimiz, o nefistir, iblistir. Demese nerede bilecektik? Adamlar cini, şeytanı kabul etmeyenler için söylüyorum. Cini ve şeytan kabul etmeyen doktor, psikoloji bozuk olanlara basıyor ilacı. Ne yapsın? Cin yok, şeytan yok dünyasında. Niye bozulmuş? Biyolojik yapısı bozulmuştur. Bas ilacı, 17 sene, 15 sene iç. Ne düzelir? Neyi düzelecek? Ruhani tarafını da nazara almasa, sip maddi ilaçla düzelir mi? Düzelmiyor işte. İsrar ediyorsun. Kaç sene geldi sana, doktor bu adam, kaç senede bir ilaç alıyor? Hiç düşünmüyor musun ya bu adam niye düzelmedi ya? Ayağı kırılsa 100 defa ayağı düzelirdi ya. Ya cin süresi gelmiş. İnsan bir bakar ya hakikaten doğru mu ya diye. Ne yapıyor yani? Tesiri nedir? Onu kabul etmesen bedendeki faaliyetlerini de bilmezsin. O zaman bedeni yıkımları bedenden zannediyorsun. Bedende bir sürü yıkımlar yapıyor. Mesela bak. Şimdi çözerdi. Sen iyi değilsin. Sen kötüsün. Atla şuradan. Vur ağzının payını. Bu var ya bu. Sen aha öleceksin. Hayvansız. Aha şey yapıyor. Seni aldatıyor. İçeriden sesler gelmiyor mu abiler? Bunun kimin ne olduğunu nasıl bileceğiz bunu? Doktor desek dur tamam. Bir tıp bir tabir kullanır. Bilmem ne hastalığı. Ver ilacı. Aklı devre dışı yap. Düşünme. Çözüm mü şimdi? Ama ne yapıyor bu peygamberimiz? Terbiye ediyor. Nefislerin mürebbisi. Yani bize rağmen içeride bir sistem çalışıyor. Onu tanımlıyor. O bu budur diyor. Bu da bunun için yapıyor diyor. Ha bizde var ya. Sonra diyor ki bu peygamberimiz. Sen kimsin biliyor musun diyor. Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alem ve Gazali'ye göre 4 bin ruhani çeşidi. Nin hulasasısın. Onlar yer yer sende aktif oluyor. Seninle alakalı değil. O alemler, o ruhaniler aktif oluyor. Ustad Kastamonu'da diyor. Bana diyor nazar nazar ervah-ı gayri tayibe diyor. Beni rahatsız etti diyor. Kastamonu 220'den sonra. Bak beni koca ustad, beni nazar, bir de ervah gayri tayyibe beni rahatsız etti diyor. Bak tanımlıyor. Ha, şunu demek istiyorum. İçeride bize rağmen çalışan, yıkıma çalışan, bizi ortadan kaldıran, bize düşmanlık yapan bir bende ama ha. Hariç olsa vururum kafasına, basarım kurşunun kafasına ama adam yok ortada. Ha. Onu diyor ki bu nefistir, bu iblistir, bu nefsi emmaredir. Bu böyle der. Ha o zaman nefes alırız. Ha tamam ya benimle alakası yok. Daha önce bendim zannediyordum. Bir adam öyle dedi bana. Ya içeridekiler hep sen misin dedim. Kim olacak dedi ya hocam dedi ya. Bak Risale okumamış ya. İçerideki vesveseyi benim diyor. Benim diyor. Düşün, geldi çık işin içine hadi. Nasıl tedavi edeceksin? İçeride bana rağmen garip garip düşünceleri üretiyor. Buna benim diyor. Buna sen nasıl düzelteceksin? Düşman içeride. O sen değilsin diye ne kadar canım çıktı. O sen değilsin. Allah Allah nasıl değilim ben dedi ya. Başkası mı var dedi. Vallahi içeride çok kişi var ama seni görmedim dedi. Bir sen yoksun içeride. Herkes orada. Nefislerin
Mürebbisi işte böyle tanımlayıcısı, terbiyecisiydi. Sonra ruhlarının medar inkişafı ve madeni terakkiyatı olması. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği o hakikat kendisi ruhlarımızın inkişafına ve terakkisine maden oluyor kendi hayatı. Yani yaşadığı hayat benim din olmuş. Benim ruhumu inkişaf ettirmiş. Kalbimin gıdası olmuş. Aklıma istikamet vermiş. Düşünün ya, böyle bir insan olmasa. Aklıma istikamet. Vicdanıma dostun düşmanını tespit etmek adına tanımlama. Ruha gıda. Kalbe gıda, ruha da inkişaf. Kim verecekti? Nereden bulacaktık ya? Et kemikten değiliz ki. Hem dininde bulunan bütün ibadatın bütün envaında en ileri olması, herkesten ziyade takvada bulunması ve Allah'tan korkması ve fevkalade daima mücahadat ve dağdağlar içinde tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar muraat etmesi ve hiç kimseyi taklit etmeyerek ve tam manasıyla ve mübtediyane fakat en mükemmel olarak, mübtediyane şu, hiç eğitim almadan, çıraklık yapmadan, okuluna gitmeden ilk yapmayı son şeklinde yapması. Mübtediyane fakat en mükemmel olarak. İlk yapıyor, en mükemmel olarak. Hem iptida ve intihayı birleştirerek yapması. Yani son olması gereken o kemal hareketi, kemal sözleri önceden söylemesi, yapması. Elbette misli görülmez ve görülmemiş. Acayip bir şey ya. O kadar hoşuma gidiyor ki peygamber ya. Kafama yatıyor yani. İmanımdan değil ya. O çölde, Arabistan'a gidenler bilir. O çöl vadisinde psikolog, akıl tamircisi, ruh tamircisi. Nasıl bir şahsiyet. Akıllara gıda. Kalplere istikamet. Ruhlara terakki vermiş. Getirdiği hakikatla. Bak ne diyor. Dininde bütün bulunan bütün ibadetin bütün ama elini olması. Haşa. Haşa. 100.000 defa haşa. Kendisi uydursa bu dine. Niye kendisi uysun ya? Adam fakir. Fakir adam milletvekili seçiliyor. Trilyarlık oluyor. Peygamber değilken zengindi. Zengin hanımla evlenmişti. Kendisi 25. Hatice-i Kübra validemiz 40 yaşında. Kafilesi vardı. Zengindi. Peygamber oldu, hiçbir şey yok. Her şey gitti. Haşa, şunu demek istiyorum. Kendisi şey yapsaydı, çıkartsaydı bu dini. Kendisi niye uysun? Sahabenin bir tanesi geliyor. Ya Resulallah. Ben diyor, İslam'dan önce çocuğumu diyor gömdüm şuraya canlı canlı. Ya, sahabe şunu demek istiyor. Ya sen peygambersin. Dağ taş her şey seni tanır. Yani gidelim de dua et de dirilsin. Sahabenin imanına bak ya. Ya bu dua ederse gelir. Lan nasıl gelecek mezarlıktan? Peki haşa bir düşünün. Haşa 100.000 defa haşa. Kendisi uydursa bu dini. Der mi ki tamam hadi lan. Ver çekintim hadi gidelim. O nerede? Dua edelim gelsin. Ne yapar? Kıvırırız da işte. Tabii ya kardeşim işte sen o tövbe et astık. Meşgul olma şey yapmak lazım işte. Artık olmuş bitmiştir. O şimdi çocuk ne oldu? Toprakta öldü gitti ya. Çürüdü ya. Kıvırmayacak mıydık biz uydursaydık? Ama ne diyor? Gel gidelim diyor. Gidiyor. İsmiyle çağırıyor. O da duyuyor. Lebek ve sedek de ya Resulallah diyor. Şimdi adamın imanına bakın şimdi sahabeye. Kızını gömdü, topraktan ses geliyor. İmanı ne olur? Yani mezardan ses geliyor. Ulan mezardan bir ses gelse biz zaten o anda gittik yani. Hemen ölürüz ya kalp krizinden. Tabuttakisine korkuyoruz. Peki Allah Resulü'nün nasıl bir imanı var ki gel gidelim? Ya bu imanı bir düşünür müsünüz? Gel gidelim çağıralım gelsin. Lan niye gelecek ya mezarlıktan? Nasıl bir iman ya? Ve oluyor da. Yani Rabbine güvenini görüyor musun? Acaba olur mu demiyor biz falan. Hadi gidelim derse de belki bir şeyler olur falan. Ya ne yapalım yani şimdi birisini... Kıvırırız yani. Oldu bitti kardeşim. Daha ne yapalım işte yani. Gücümüz yetmez. Ama gel gidelim diyor. Yani teslimiyetine bak.
İmanını seyredin, imanını onun. Hadi gel gidelim diyor. Ve sesleniyor. Ses geliyor. Kız gelmek istemiyor. Ben daha hayırlısını buldum diyor. E tabi gelir mi ya? Saf mı yani? Gelmiyor. Peki sahabe ne diyor? Memnun oluyor, rahat diyor. İyi elhamdülillah ya, gömmüştük, yok olmuş, bilmiyorum, işkence şunu yapmış. Tatmin oluyor, iyi yani. Bu dünyada kalsaydı, evet biz cehalet döneminde bunu yaptık ama şu kadın haklarından bahsediyorlar şimdi. Ona kadının hakkı mı vardı ya, maldı ya. Kadının hakkı mı vardı? Kendisi maldı. Değil mal vermek, kendisi maldı. Alınıp satılandı. Bir deve 3 kadın köleye değişiliyordu. 2 tane erkek köle. Lan hepiniz birimiz deve olamayız lan. O arsa saadet olsaydık birimiz bir tane bir deveye denk gelmiyoruz. İlle ikimiz birbirimize geleceğiz de bir deveyle değiştiriliyordu. Şöyle hesap ederlerdi. Devenin yaptığı işi kaç tane insan yapar? O kadar köleyle değiştiriliyordu. Deve kadar değerimiz yoktu ya. Şimdi de İslam'ın dışında olan ahlaksızlar, küreselciler, şimdi insanları da böyle aynen, böyle hayvan görüyor. Hayvan bile değil ya. Sanki dünya kainat onun, fazla insan varmış, ölmeleri gerekiyormuş. İnsan diye görmüyor ki. Ama din ahlak olsa, peygamberin getirdiği nur olsa ne olurdu? Yani yapabilir misin siz? Komşunun tavına kış demek de insan vicdanı rahatsız oluyor. Taş atamıyorsun. Kenarına atıyorsun ki kış çıksın diye. Bizzat tavuğu atamıyorsun ya. Adamı kesiyor ya. Küreselciler baksana. Korona ile meşgul olanlar. Bu kadar insanları ya. O av medeni denilen o Avrupa bunlarla yaşlılık evini bitirmişler ya. Çünkü her bir yaşta 6000 euroya mal oluyordu. Korona denilen bir şeyle temizlendi adam. 6000 euro da kurtardı. Böyle düşünüyor. İman olsaydı yapabilir misin ya? Sen çıldırırsın babaannenin, dedenin böyle bir ayağı düzelmesi için. Evet abi sen biliyor musun? Ben de büyük ihtiyarlarımızın nasıl ya, niyetiniz var diye. Ya acayip ya. Bir yerde okuyayım, kesireceğim. Daha var. Hem binler dua ve münacatlarında Cevşenül Kebir ile öyle bir marifeti Rabbani ile öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki yani tamam da nereden çıkartacak Allah'a böyle bir tavsif? Öyle Allah'a tavsif ediyor, tarif ediyor ki Cevşen'le. O zamandan beri gelen ehli marifet ve ehli velayet telakki efkar ile beraber ne o mertebeyi marifete ve ne de o dereceyi tavsife yetişememeleri gösteriyor ki duada dahi onun misli yoktur. Risale-i Münacat'ın başında Cevşenül Kebir'in 99 fıkrasından bir fıkrasının kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam Cevşen'in daim isti yoktur diyecektir. Cevşen dua kitabı, Peygamber aleyhissalatü vesselam duası. Hem tebliğ ettiği, hem tebliğ risalette, hem dini anlatırken, nasıl hakka davette, o derece metanet ve sebat ve cesaret göstermiş ki, yani bir de benim aklımı almayan, bir de buraya çabuk gittim ki buraya gireyim, hiç böyle zorluklar görünce topuğun üzerine geri dönmemiş. Hadi ben de ne valla, buraya kadardı dememiş. Yani sebat etmiş, metanet etmiş, göğüs gelmiş, fedakarlık yapmış, hep vermiş ya. Yani bir insanda ahlak nasıl olur? Yani bir insan nasıl güvenilir daha ya? Siz esnafsınız aşağıda. Bir yalancı mahallenizde 40 sene demir yalancı. Hasan! Ne oluyor lan yalancı? Lan evin yanıyor. Lan dip. Her gün öyle söylüyorsun. Ama bu arada kafayı kaldırsın bir bakarsın. Oradan duman geliyor mu? Ne olur ne olmaz. Ulan 40 sene demir yalan söyleyen adamın bir sözü belki olunca böyle kenardan dükkanın camından şöyle bakarsın duman çıkıyor mu? Hayatında yalan olmamış ya. Daha nasıl güvenilmez ya? Ne yapması lazım? Sebatta, metanette, duada, fedakarlıkta, kahramanlıkta. Her şeyde en yüksek ya.
Bak diyor ki tebliğ risalette ve insanları nasıl hakka davette o derece metanet, zorluklara karşı sebat etmiş, cesaret göstermiş ki büyük devletler ve büyük dinler hatta kavim ve kabilesi ve amcası ona şiddetli adavet ettikleri halde zerre miktar bir eseri tereddüt, bir telaş, bir korkaklık göstermemesi ve tek başıyla bütün dünyaya meydan okuması ve başa da çıkarması ve İslamiyet'i dünyanın başına geçirmesi ispat eder ki tebliğ ve davette dahi misli olmamış ve olamaz. Hem imanda öyle fevkalade bir kuvvet, imanında nasıl bir kuvvet var? Harika bir yakin. Allah'a ve ahirete ne kadar yakın imanı var ve mucizane bir inkişaf ve cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat taşımış ki o zamanın hükümranı olan bütün efkar, o zaman hükümran olan bütün fikirler, akideler, inançlar ve hükemanın, filozofların hikmetleri ve ruhani reislerin ilimleri ona muarız ve muhalif ve münkir oldukları halde onun ne yakinine, ne itikadına, ne itminadına, ne itimadına, ne itminanına hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf, hiçbir vesvese vermemesi. Hakikaten öyle ya, başımıza bir sıkıntı gelince diyoruz ki bu kadar kişi bize muhalif, bu kadar kişi bizi tenkit ediyor. Ulan hakikaten ben yanlış olmayayım ya, tereddüt ediyoruz ha doğrularımızdan bile. Ben niye oldu yani bende? Acaba yani ben mi sıfatlıyım ya? Diyorum insan bazen sıkıntımız olduğu zaman Allah Allah. Ulan ben mi akıllıyım ya? Bu kadar insan kitle bana muarız. Sonra kafamı kaldırıyorum. Oo bir kitleye de bakıyorum. Ondan fazla bana dost. Onlar öyle değil ya. Tek başına ya. Herkes düşman. İdi. Tek başına. Hiç sorgulamamış acaba doğru muyum diye. Doğrusundan şüphe etmemiş. Sorgulamamış. İkide bir doğrularınızı bir sorguluyoruz oradan vehim çıkıyor zaten. Yani nasıl bir iman etmiş? Rabbine nasıl kanaat etmiş? Biz Allah'ımızın kıymetini bilmiyoruz ki. Allah'ımıza kanaat etmiyoruz ki. Allah'ımıza hemen itiraz ediyoruz. Ya bunu niye verdin ya şimdi olur mu falan. Ya şimdi kışın diyor babamı niye aldın diyor. Hadi aldın diyor bari kışın almasaydın. Niye aldın babamı? Bir. Kendisi diyor ha çocuğu diyor. Bana diyor. Sen bu dersi yapmasaydın ben Allah'a itiraz ediyordum içimden diyor. Cenazede taziyede konuşurken oldu bu. Ya diyor babamı niye aldın diyor. Ben de ufağım diyor. Hadi aldın kışın niye aldın diyor. Hadi tamam mezar indiğince biraz çöktü diyor. Niye babamı çöktü üzerine toprağı indirdin diyor. İçinden diyormuş. Ben de bilmeden işte taziye evinde biraz böyle konuştuk. Yani aklımızla küçük aklımızla kainatı idare ediyoruz. Yani kainata mühendis yaptık. Bu olmadı bu oldu. Bu olmaması lazım falan. Neyse bununla alakalı şey yaptık. Kendisi itiraf etti ya. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şekilde, hiçbir yerde acaba ben haklı mıyım demedi ya. Tereddüt etmemiş ya. Nasıl bir iman? Diyor ki onun ne yakinine, ne itikadına, ne itimadına, Rabbine itimat etmiş. Rabbiye kanaat, mesela fakirlik, zenginlik, hastalık, musibet geliyor ya. Bak Allah'a kanaat etsek, Allah'ımızın, Rabbimizin kıymetini bilsek, Allah'ımız kainatın patronu sahibi olduğunu, beni benden daha çok sevdiğini, beni benden daha iyi düşündüğünü itimat etsek, kanaat etsek var ya, itimat etsek rahat edeceğiz. İtimat etsek hemen sorguluyoruz. Bak ne yapmış? İtimadına ve itminanına hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf, hiçbir vesvese vermemesi, maneviyatta ve meratib-i maniyede terakki eden başta sahabeler ve bütün ehli velayet onun her vakit mertebe-i imanından feyz almaları. Ha biz imanından iman aldık. Feyz aldık. Onun imanı bize sirayet etmiş rahatız. Ölümü yorumluyoruz en azından kendimizce. Kabri teselliş yapıyoruz. Ahirette izah ediyoruz. Hastalıkları, bela ve musibetleri günahlarımıza kefaret sayıyoruz. Onun öğrettiği ders işte ve rahatlıyoruz. Peki bunun dersinden hariç olan insan ne yapıyor?
bunu hastalıkla müsibetleri nasıl yorumlayacak? Din yoksa adamın koronayı neyle izah edecek? Yoğun bakıma gir ne yapacak? Kabiri ne yapacak? Her şey bitti. O çamur işte. Hadi bakalım din yok. Matematik, fizikle çöz bakalım. Nasıl ne yapacak? Böyle dalin amin. El filen çek, takos koy. Bir ayet bitti. Nasıl yaşıyorsun? Sonun kara toprak. Bizim sonsuz hayat diyoruz. Gene bu kadar sıkıntı çekiyoruz da. Adam sonsuz yok olacağım diyor. Nasıl şey yapıyor? Demek ki uyutuyor kafayı. İçkiyle, maçta. Gol diyor. Kafaya da basıyor şarapı. İçkiyi basıyor. Şunla bununla uyutuyor. YouTube'larla, videolarla. İşte tam böyle canı çıkana kadar yani artık pestili çıkana kadar yatakta akşama kadar direniyor, düşüyor. Sabaha kadar videolarla kendisinden kaçıyor. Sabah da Allah bereket versin 1'de 2'de kalkıyor. Epey kurtardık diyor kafamızın şerinden kafamızı. Böyle hayat gidiyoruz. Niye sabahlara kadar video biliyor musun? Kendimizden kaçıyoruz. Sıkıntımızdan kaçıyoruz. Aklımızın şerinden kaçıyoruz. Aklımızın şerinden aklımızı kurtaramıyoruz. Direniyoruz. Düşene kadar, ona düşsem de büyüsem, uyku da gelmiyor. Orada ruhu öldürüyor orada. Bunları yaparak orada ruhu öldürüyor. Ruhu öldürüyor. Diyor ki, Mert'e bitiyor kardeşler. Hiçbir vesvese vermemesi. Maneviyatta ve meratib-i maniyede terakki eden başta sahabeler. Bütün ehli velayet onun her vakit mertebe imanından feyz almaları ve onu en yüksek derecede bulmaları bir veda gösterir ki imanı dahi emsalsızdır. İşte böyle emsalsiz bir şeriat, misilsiz bir İslamiyet, harika bir ubudiyet, fevkalade bir dua, cihan pesendane bir davet, mucizane bir iman sahibinde elbette hiçbir cihette yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı, aklı dahi tasdik etti. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tema selavat. Ne nereye gidiyor dedin, orayı duymadım. Ene nereye gidiyor? Ha harika. Ene bir yerde değil ki gitsin bir yere. Yok ki gitsin. Evet. Hocam böyle düşünmelerinize hasta oluyorum. Çok hoşuma gidiyor. Estağfurullah. Biz kardeşiz Hikmet. Kardeşiz çok şükür. Çok şükür kardeş olabildiksen. Bu işte bunu en iyi çözdük mü ne kabir kalır ne cehennem endişesi kalır. Cennet gay olmaz ki cennet cehennem endişesi olsun. Rıza ilahi insanın gayesi olur. Nur talebelerinin cenneti cennetin sahibini bulmak, cehennemi ise cehennemin sahibini kaybetmek. Allah'ı bulmak ve kaybetmek. Başka sorusu olan var mı abiler? Canlı yayın. Kabiri böyle baktığın zaman akraban gömülüyor ya böyle. Olan o cesede biz de giriyoruz tabii hayale. Vay şimdi aklı fikri hep adam orada, kefen böyle sahne yaktı. Tamam perdeli kondu. Biz kendimizi onun içine sokuyoruz. Şöyle bir misal şey vereyim, başıma geçen hadiseyi anlatayım. 1982'de bir Mao'cu sordu bana, Mao'cu. Allah'ınızı diyor Rahman ve Rahim diyorsunuz diyor. Merhametlidir. Peki diyor nasıl bir Allah'tır diyor. Eşeğe yük taşıttırıyor. Zulüm değil midir dedi. Eşeğe yük taşıttırıyor. Zulüm değil midir dedi. Dedim ki şimdi göze bir tane kıl gelse, saç düşse zulüm olur. Ama mideye 2,5 litre baklava yiyebiliyor. 2,5 litre ve keyif alıyor. Ha, her organ bir şey için yaratıldığı gibi eşek yük taşımaktan lezzet alır. Eşeğin yük taşımasından eylem zannetmen, sen dedim insan olmaktan çıkıyorsun, eşeğin içine giriyorsun, eşeğin cesedinden bu ruhla düşünüyorsun. Ulan bu yükü nasıl taşırım ya? Kendini eşek yerine koyduğun için üzülüyorsun. Eşek bundan lezzet alıyor. Çok bana kızdı.
Şimdi niçin söyledim, niçin örnek verdim? Kendimizi kabrin, o giden ölün cesedin içine sokuyoruz fikren. Müslümanı söylüyorum tabii. Kafir daha beterdir de. Kafirin ölümünden bahsetmiyorum. Müslüman, kaliteli Müslüman, aklını komşu, akrabası, komşunun cesedin içine sokuyor. Ulan ne yapacak ulan burada? Gibi o zaman eleniyor. Ama Müslüman, hakiki Müslüman, Allah'a muhatap olmuş. Terkleri ve tecerrütleri olmuş. Yani haramlardan uzaklaşmış, farzları yapmış insana Allah kalbine mutmainlik koyuyor. O ne oluyor? Vefatta cesedi terk ediyor ruh. Cesedin yere gitmiyor ruh. Ruh başka yere gidiyor. Onun için böyle bak, biraz önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın talebesi olan Bediüzzaman Hazretleri'nin eserinden böyle öğrendim. Ve böyle size nakledince bak insan ne kadar rahatlıyor. İşte peygamberimiz bu. Çok şükür, elhamdülillah. İyi ki böyle bir rehberimiz var. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de alayım. Böyle alayım. Siz çay içiyor musunuz canlı yayında? Bir tane bak, soru soran Amerika'daydı ha. Soru soran, evet, Amerika'daydı. Şeyde diyor abi mesela, Peygamber Efendimiz'in hadisler. Hani insan diyor, ölüm anında kendi ölümünü izler diyor. Evet, izler. Yani, bu demek oluyor ki abi bir hayatın, yani hayatın olduğunu ispat ediyor bak, aslında. Bak, ölüm anı da kendisini izliyor, biliyor musun? İnsan öyle bir makam alaya çıkıyor ki kendi ölümünü kendisi seyrediyor. Daha şuurlu yani abi, dediğiniz gibi daha şuurlu. Kendi ruhu izliyor. Çünkü niye ruhu izliyor? Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum diyen ruh değil. O ene ruhu izliyor. Bakayım ruh ne olacak diyor. Ruh çıkıyor ya. Ruh ben değilim ki, arkasındayım. Ben gömlek miyim? Gömleğin arkasındayım. Benim gömleğim diyen ben değil miyim? Bak ben neredeyim bak. Benim gömleğim diyen arkada, benim atletim diyen arkada, benim vücudum diyen arkada, benim aklım, benim ruhum diyen ruhtan da arkada. Ruh çıkmasını seyrediyor bu ene. Ene ruhu seyrediyor arkadaşlar. Ben ruh değildim ki. Aynada gördüğümüz biz değiliz ki. Risale-i Nur dersi böyle veriyorsa, ya bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi ruhu, ruhundaki bu ayetin turfanda ve o bütün meratiplerini mahseden peygamberin imanını hayal edin ya. Ya bu nasıl bir iman ya? Ben en çok peygamberim. Herkes bir şeysine özeniyor ya. İşte şuna buna ahlakı. Ya ben peygamberin imanına hastayım ya. Nasıl bir iman ya? Hastayım diyemiyorum. Öyle boğazımdan geliyor. Hastayım yani. Yani imanı var ya. Ya Rab onun imanının hürmetine. Ya Rab Müslümanları affeyle. Ya Rab Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın itminanını, itimadını ve imanın kemalatının hürmetine. Bizi sevenleri, nur talebelerini Ya Rabbi rızana dahil eyle. Günahlarını affeyle Allah'ım. Maddi ve manevi dert verme ya Rabbi. Hizmet-i imaniye Kur'an'ı da zerre kadar maddi ve manevi hissesi ve duası ve maddi ve manevi gayret olanları iki can da aziz eyle ya Rabbi. Cenneti firdeste mesut kıl ve cenneti alada onlara da saray yap ya Rabbi. Çünkü Allah için her şey kolay, zor yok. Kapatıyorum.